Bismillahirrahmanirrahim Bütün yüceliklerle vasıflı ve tüm eksikliklerden biri olan Yüce Allah'ımıza hamd ederim. Yüce Mevlamızın bizler için güzel örnek kıldığı, Aziz peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam ederim. Güzel kardeşlerim, bilmemiz gerekenler genel başlığı altında sunduğumuz sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu sohbetimizde Ramazan ayının özellikleri ve güzellikleri üzerinde duracağız. Aziz kardeşlerim, yüce dinimizden ilham alan geleneksel kültürümüzün ayların sultanı olarak nitelediği Ramazan ayı gerçekten sultan olan bir aydır. O bir maneviyat mevsimidir bizler için. yücedir ve yücelticidir. Bu sebeple onu gereğince değerlendirebilmemiz için özelliklerini özetlemeye çalışacağız. Ramazan ayı oruç ayıdır. Ramazan ayı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı aydır. Ramazan ayı Kur'an ayı olduğu için Kur'an'ın daha çok okunacağı, daha çok öğrenileceği daha çok uygulanacağı aydır. Ramazan ayı Kadir gecesi gibi hakkımızda bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içine alan aydır. Ramazan ayı Fitra ayıdır. Sosyal yardımlaşmaya daha bir yönelilmesi gereken aydır. Ramazan ayı ihtikaf ayıdır. Kendimizi Rabbimize yönelteceğimiz aydır. Ramazan ayı yaptığımız hayırlara diğer aylarda verilecek sevaplardan çok daha fazlasının ikram olunacağı aydır. Ve Ramazan ayı günahlarımızdan arınacağımız Ramazan sonrasına yepyeni arınmış bir insan olarak çıkmamızı sağlayacak aydır. Sevgili kardeşlerim, Ramazan ayının özelliklerine değindik. Ancak bu özelliklerin kısaca da olsa açıklanması gerekir. Biz de öyle yapacak bu özellikler ve güzelliklerle ilgili özet bilgiler sunmaya çalışacağız. Kardeşlerim, Ramazan ayı hepinizin bildiği üzere oruç ibadetimizin yapılacağı aydır. Oruç namaz gibi zekat gibi yüce dinimizde temel ibadetler arasında yer alır. Ayrıcalığı da vardır. Çünkü riyakarlığın en az bulaşabileceği ibadettir oruç ibadeti. Bunun içindir ki Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Oruç yalnızca benim rızam için tutulabilecek bir ibadettir. Bunun için ben de orucun karşılığını yüceliğimle mütenasip olarak vereceğim. Sevgili kardeşlerim, İslam dininin üzerinde yükseleceği temellerin beş olarak açıklandığını bir hadiste görürüz, biliriz. Aslında İslam dininin üzerinde yükseleceği temeller olan beş ana görevimiz istisnasız bütün peygamberler tarafından tebliğ edilmiştir. Mesela oruç, oruç yalnızca Aziz Peygamberimiz tarafından, sadece Kur'an-ı Kerim'de yüklenen bir görev değildir. O tarihi dönemlerde insanlığa gönderilmiş peygamberlerin de ana tebliğleri arasında yer alan bir ibadettir. Bakınız, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 183. ayetinde Rabbimiz nasıl buyurmaktadır? Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu Kütübe aleykümü siyamu kema kutibe alel lezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler! Bilinçli, güzel kullardan olabilmeniz için sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç ibadeti size de farz kılındı, görev kılındı. Bakara suresinin 185. ayetinde ise bize yüklenen oruç ibadetinin Ramazan orucu olduğu açıklanmakta ve Rabbimiz tarafından şöyle buyurulmaktadır. Femen şehide mümkün müşahhara kim ramazan ayına ulaşırsa bu ayı oruçla geçirsin güzel kardeşlerim özetlersek Hazreti İbrahim'de, de Hazreti Musa da Hazreti İsa de, Hazreti Muhammed de, Rabbimize oruç ibadetiyle yüceltmeye çalışmışlar. Bu sebeple biz de Rabbimizin bu emrine uyarak manen yükselmeye çalışacağız, çalışmalıyız da. Güzel kardeşlerim, sohbetlerimizde yer yer değiniyoruz. Rabbimiz bizlere merhametli olan bir Rabb'dir. O bize ancak faydalı olacak olanları emreder. Yararımıza olacak olanları bize yasaklar. Oruç ibadeti de böyle. Oruç ibadetinin güzellikleri anlatılamaz ancak yaşanır ama biz hatırlatma babında şu özelliklerine dikkatlerimizi çekebiliriz oruç ibadeti irademizi güçlendiren bir ibadettir nefsi arzularımıza gem vurdutan ibadettir. Hele hele hayatımızın er anı ve safhasında muhtaç olduğumuz sabır ahlakının alıştırmalarını yaptıran ibadettir. Oruç Allah için meşakkatlere Göğüs gere bitmenin eğitimini de yaptıran ibadettir. Eşitlik duygusunu sosyal adalet duygusunu insanların ruhuna aşılayan ibadettir. Sıhhat kazandıran ibadettir. Hayatın yemek, içmek ve zevklerden müteşekkil olmadığını da öğreten ibadettir. Aziz kardeşlerim, Ramazan ayının bu özelliğine yani Ramazan oruç ayıdır şeklindeki açıklamalarımızı bir hadisle noktalayalım. Aziz Peygamberimiz Ramazan'ın dışında oruç tutulmasına da yönetmiş sahabilerine daima şöyle buyurmuştur. Oruca yapış. Oruç gibisi yoktur. Güzel kardeşlerim, inşallah Ramazan ayımızda oruçlarımıza daha bir önem vererek bu ibadetimizi elbet yapacağız. Ramazan ayımızın bir diğer özelliği de yüce kitabımız dinimizin esasını teşkil eden hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bir ay olmasıdır. Güzel kardeşlerim, gerçekten yeryüzünde ilahi emirler ve yasaklar manzumesini içeren Kur'an-ı Kerim'in indirilişi kadar önemli bir olay cereyan etmemiştir. Kur'an o bizi Rabbimize bağlayan kitaptır. Kurallarına uyulması halinde fert olarak, aile olarak, toplum olarak, insanlık olarak istikrar bulacağımız dünya ve ahiret mutluluğumuzu sağlayabileceğimiz ilahi kitaptır. Elbette. Kur'an'ın indirilişine sahne olan Ramazan ayı bu yönüyle de özelliktedir. Güzel kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den söz açmışken birkaç bilgi sunmadan geçemeyeceğim. Kur'an odur bize Allah'ı tanıtan Rabbimiz, Halikimiz, Razıkımız, yasa koyucumuz olan Mevlamızı tanıtan Kur'an bize evreni tanıtır. Kur'an bize insanı tanıtır. Kur'an bize dünya ve ahiret hayatını tanıtır. Kur'an bize Ebedi mutluluk yurdu olan cenneti tanıtır. Azap mahalli olan cehennemi bildirir. Kur'an Kur'an bize insanın insanı sömüremeyeceği adaletli ve erdemli bir yaşam düzeni sunar. Dolayısıyla aziz kardeşlerim Ramazan ayında Kur'anla daha bir yoğun ilişkiye girmek, onu anlamak için okumak, anladıklarımızı uygulamaya koymak gereken mümtaz bir aydır. Evet güzel kardeşlerim. Deindik açalım. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanan bu ayda elbette ki Kur'anla ilişkilerimizin artması gerekir. Biliyorsunuz ülkemizin her bir bucağında özellikle Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e ilgi artar. Camilerimizde, evlerimizde mukabeleler okunur. Bu mukabele geleneğinin dayandığı esası biliyor muyuz aziz kardeşlerim? Vahiy meleği Cibril, Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize 23 senelik süreç içinde indirdi. Her bir Ramazan ayında vahiy meleği Cibril gelir. O yıla kadar getirdiği Kur'an ayetleri ve surelerini peygamberimize tekraren okur. Peygamberimiz de dinlediği ayetler ve sureleri Cibril'e sunardı. Bu mukabele bizdeki mukabele geleneğini oluşturmuştur. Evet, bu ayda anlayarak uygulamak amacı ile Kur'an'la irtibatımızı artırmalıyız. Kur'an okurken meallerini takip etmeli. Kur'an bizim için bir meçhuller kitabı olmaktan çıkarılmalıdır. Kur'an'ı okurken mesela namaz, zekat, adalet, sözleşmelere bağlılık ve merhamet gibi vazifelerimize yeniden daha bir özenle yönelmek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan zulüm, zina, faiz, kibir ve yalan gibi eylemlerden sakınarak Kur'an insanı olmanın daha bir yollarını açmak gibi bir yükümlülüğümüz var bu Ramazan ayında. Güzel kardeşlerim, Ramazan ayının özelliklerini açıklamaya devam edeceğiz. Edeceğiz çünkü Ramazan ayının özelliklerini ne derece gündemimize alır ve bu özellikleri hayatımıza aktarabilirsek o derece Ramazan ayı bizim için manen verimli olur ve bizi yüceltir. Daha bir güzel kul haline getirir. Oruç ibadetinde amaç kılınan müttakî kullar zübresine bizi ilhak eder. Müttakîler onlar Allah'ın sevdiği kullardır. Onlar Allah'ın teyit edeceği kullardır. Onlar ebedi hayatları mutlu olacak olan kullardır. Cennet nimetleri onları beklemektedir. Sevgili kardeşlerim, Ramazan ayının bir özelliği de Kadir gecesini içermesidir. Sevgili kardeşlerim, Kadir Gecesi ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir sure onu biliyorsunuz. Bu surenin içeriğiyle Kadir Gecesi'ni anlatmaya çalışırsak, Kadir Gecesi Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gecedir bin aydan daha fazla bir zaman sürecinde yapılabilecek ayırtların sevabına erdirecek ilahi rahmet gecesidir. Ve Kadir gecesi insan ve tabiat ile ilgili görevlerle meleklerin yeryüzüne indiği İnece-i gecedir. Şimdi böylesine muhteşem bir gece olduğu içindir ki aziz kardeşlerim Kadir Gecesi bilinmemektedir. Ramazan geceleri arasında olduğu Kur'an'ın delaletiyle açıktır. Kesindir. Ama Hangi gecedir bu bilinmemektedir. Gerçi bazı hadislerde Ramazan'ın son 10 gününde anana aranabileceğine işaret buyurulmaktadır. Son 10 günün tek gecelerine işaret buyurulmaktadır. Ümmeti Muhammed yeryüzü genelinde nedendir bilemeyiz. Ramazan'ın 27. gecesini Kadir gecesi olarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Ama aziz kardeşlerim biz burada yanılgaya, yanılgıya düşmememiz için uyarma gereğini duyuyoruz. Ramazan ayının her bir gecesi Kadir gecesi olabilir. Sakın a gözünüzü ve gönlünüzü Ramazan'ın 27. gecesine takmakla yetinmeyin. Birinci gecesinden itibaren her bir gece Kadir gecesi olabilir. Dolayısıyla teravi namazlarımıza ayrı bir önem verelim. Teravi namazları üzerinde her yıl tartışıla gelmekte olduğu malumunuzdur. Kur'an bizi gece ibadetlerine yöneltmekte, gece ibadetleriyle ibadetli olan kullar övülmektedir. Peygamberimiz de fiilen örnek olarak bizi gece ibadetlerine sevk etmektedir. Her gece bir süre uyuduktan sonra uyanarak ibadete kalkmak önemsememiz gereken yapmamız gereken görevimiz cümlesindendir. Her gece ama bu her gece ibadeti Ramazan'da daha bir ayrıcalık kazanmakta teravih adıyla önümüze gelmektedir. Kadir gecesini ihya edebilmek için mutlaka teravih namazlarına ağırlık verilmelidir. Mümkünse misafirlerle iftarlarımızı açmalıyız. Unutabilirim. Hatırlatayım güzel kardeşlerim. Ramazan'da iftar vermek fevkalade önemlidir. Bağışlanma vesilesidir. Dolayısıyla annemize, babamıza, kardeşlerimize, kız kardeşlerimize, amcalarımıza, dayılarımıza olsun. Evimizde mutlaka mütevazi ölçüler içinde olsun. Önemli değil, iftar vermeli. Evlerimizi iftar sofrasıyla bereketlendirmeliyiz. Ve bol bol da ecir almalıyız. Ve Ramazan'ın her bir gecesinde mutlaka telefonlar aracılığıyla olsun, bir dostumuzla, bir arkadaşımızla görüşmeli, onun hay ve hatırını sormalı, dua etmeli ve duasını almalıyız. Annelerimize, babalarımıza Ramazan gecelerinde daha bir ilgili ve alakalı olmalıyız. Yani güzel kardeşlerim, Ramazan geceleri maddi yardımlardan bir tebessüme, ve bir çift söze kadar elimizden ne geliyorsa yapmalı ve bir aydan daha hayırlı olan bu Kadir Gecesi'nden çokça istifadeler etmeliyiz. Güzel kardeşlerim, Ramazan ayının bir özelliği de fitre ayı olmasıdır. Fitre çok özellikli, basit gibi görülen bir ibadetimizdir. Güzel kardeşlerim, fitre zekat gibi değildir. Aziz Peygamberimizin görevlendirdiği fitre, Ramazan bayramı günlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan her bir müminin vermeye çalışması gereken mali bir görevdir. Fitre yalnızca zenginlere özgü görülmemelidir sevgili kardeşlerim. İslam yüce bir dindir. Fitre hem alınabilir, alınanlar tarafından verilebilir de. Fitre bize yoksullarımızın dahi verme ibadeti ile yücelmesini sağlayacak, onları da verici durumuna getirecek bir görevimizdir. Fitrede müftülüklerimizle açıklanan meblağ alt seviyedir. Örneğin bu yıl 15 liradır. Ama bu alt seviyedir. Kur'an bize bir ölçü getirir. Yediklerimizin, içtiklerimizin ortalamasından. Ama bununla da yetinmeyebilir, yetinilmeyebilir. 15 lira yarına 150 lira, 1500 lira da verebiliriz sınır yoktur. Ne kadar verirsek o kadar mükafat alırız. Unutmadan bir daha nipsime de sizlere de hatırlatayım. Verebildiğimiz ölçüde ciddi Müslüman olabiliriz. Verebildiğimiz ölçüde büyürüz. Vermeyi de hep maddi anlamda verme olarak algılamamalıyız aziz kardeşlerim ne verebiliyorsak tebessümden bir hasta ziyaretine hal atır sormaktan bir çift çorap hediye almaya kadar. Evet güzel kardeşlerim fitre ayıdır ama fitreden hareketle aziz peygamberimizin de ilgili hadislerden yola çıkarak Ramazan ayını sosyal yardımlaşmanın yükselebileceği artırılması gereken ay olarak değerlendirilmelidir. Çünkü güzel kardeşlerim Ramazan ayının bir diğer özelliği de Ramazan ayında verilecek mükafatın diğer aylarda verilecek olanlardan çok daha fazla olmasıdır. Biliyorsunuz Yüce Rabbimiz rızası için yaptığımız amellere en az 10 birim fazlasıyla karşılık vereceğini Kur'an-ı Kerim'de beyan etmekte birçok ayette menci bil e haseneti faru aşru emfel'e buyurulmaktadır. Yaptığınız her bir iyi, güzel, doğru olan Rabbinizin rızasını amaçlayarak yaptığınız işlere askeri on birim fazlasıyla karşılık verilir. İhlasımıza göre bu karşılıklar 700 katına hatta daha fazlasına ulaşabilir. Bazen yaptığımız bire peygamberimizin ifadesiyle açıklarsak bazen bire bin katı dahi verilebilir. Yeter ki biz ihlas üzere yaptığımızı yapabilelim. Yalnız Rabbimizin sevgisini amaçlayabilelim. Sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz bir hadislerinde bu on katının asgari yetmiş katına ulaşacağını beyanla Ramazan ayında yapacağımız ayırtlara, vereceğimiz zekatlara Ramazan'ın dışında ve verileceğin 70 katı fazlası olacağını beyan buyurmaktadır. O halde bu Ramazan ayında verici olmak, daha bir verici olmak tarafımızdan amaç edinilmelidir. Biliyorsunuz aslında Müslümanın hayat felsefesi ben ne verebilirim olmalıdır. Vermek Müslüman'ın şiarıdır. Şartlar ne olursa olsun imkanlar ne derece kısıtlı olursa olsun vermek ama verilebilecek olanı vermek. Güzel kardeşlerim Ramazan'ın bir diğer özelliği de ihtikaf ayı olmasıdır. İtikaf merkezi camilerden birinde 10 gün süreyle bütün dünyevi meşguliyetlerden soyutlanarak Allah'a yönelmektir. Tövbe, namaz, zikir, Kur'an okuma ve tefekkürle ruhen arınmaya ve yücelmeye çalışmaktır. Aziz peygamberimiz devamlı vahi alan Allah ile beraberliği sürekli olan bir evrensel nebi resuldü. Böyleyken o Ramazan aylarının son 10 günü itikafa ayırırdı. Biliyorsunuz aziz peygamberimiz peygamberdi elçilik görevi vardı. Devlet başkanıydı. Yargıçtı. Muallimdi. Bütün bu yoğun uğraşları arasında Ramazan'ın son 10 gününü ihtikafa ayırırdı. Biz bu güzel Ramazan ayına ait özelliği unutur gibi olduk. Hayatın ardı arkası kesilmEz problemleri içinde ezilen, bunalan ve yıllık seyahatlerle çözüm üretmeye çalışan insanlar olarak aziz kardeşlerim bizler unutulan değerlerimiz arasında olan itikaf ibadetine gerçekten muhtacız. Güzel kardeşlerim Ramazan ayının bir diğer özelliği de Ramazan'ın bağışlanacağımız ay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz salat ve selam üzerine olsun sahabilerine bir defasında şöyle buyurmuşlardır. Ramazan'ın son gecesinde ümmetimin günahları bağışlanır. Peygamberimiz, Efendimiz böyle buyurunca sahabiler şöyle derler. Ya Resulallah bu söylediğimiz Kadir gecesinin özelliği değil miydi? Peygamberimiz şöyle buyurdular. Hayır. Kadir gecesi Ayrı bir rahmettir. Biliyorsunuz işçi işini bitirdiği zaman ücretini tam olarak alır. Bu da öyle. Mümin Ramazanda yaptığı ibadetlerin insanlara yönelik ayırtlarının mükafatını Ramazan'ın son gecesinde alır. Bu arada günahları da bağışlanır. Güzel kardeşlerim, sizlere Ramazan ayının özellikleri, güzelliklerini aktararak onun hakkımızda bir rahmet mevsimi, manevi ekim alanı olduğunu açıklamaya çalıştık sözü peygamberimize bırakalım ve onun dilinden Ramazan'ın bazı özelliklerini dinleyelim. Hazreti Selman'ın anlatımına göre Şaban ayının son günü Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay gölgesini üzerinize saldı. Bu aydan bin aydan bu ayda bir aydan daha hayırlı olan bir gece, Kadir gecesi vardır. Allah bu ayın orucunu farz kıldı. Gecelerini ibadetle değerlendirmeyi de öğütledi. Allah'ın sevgisini ermek için kim bu ayda bir ayır yaparsa, Ramazan dışında yetmiş ayır yapan kişi gibi sevap kazanır. Kim bu ayda bir farz yaparsa, bu ayın dışında yetmiş farz yapan kişi gibi sevap alır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükafatı ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Müminlerin rızıklarının artacağı aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve nefsinin cehennemden kurtulmasına sebep olur. Ayrıca oruçlunun sevabından bir kısmı eksiltilmek sizin ona oruçlunun mükafatı gibi mükafat verilir. Bu ay önü rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Her kim yönetimi altındakinin işini azaltırsa bu ayda Allah onu bağışlar ve onu cehennem azabından kurtarır. Güzel kardeşlerim, böylece vaktimizin sonuna geldik. Sizler Ramazan ayı ile alakalı bilgileri, irfanları olan insanlarsınız. Hepinize sağlıklı, manevi yatırımlarla daha bir verimli kılınmış Ramazanlar niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.